Herkese merhabalar. Kolay pratik bir kahvaltılık tarifi vereceğim onun için. Bir büyük soğanı kavurduktan sonra içine pul biber, karabiber ve tuz ekliyorum. Biraz karıştırıyorum ve karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum. Önceden haşladığım 3 adet patatesi de soğanların üzerine isterseniz rendeleyin, isterseniz böyle ezerek de ekleyebilirsiniz ve yarım demet maydanozu da ekledikten sonra iyice karıştırıyorum kenara alıyorum bu arada lavaş kullanıyorum istediğiniz kadar lavaş kullanabilirsiniz ben sadece iki tane yapacağım siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz bir adet lavaşımı aldıktan sonra üzerine yeterli miktarda hazırladığımız patatesden sürüyoruz bu arada bu patates harcını bütün böreklerinizde kullanabilirsiniz. Her türlü börekte kullanabileceğiniz bir patates tarifidir. Şöyle yeteri miktarda istediğiniz kadar çok veya az koyabilirsiniz. Yeteri miktarda patatesi koyduktan sonra içine kaşar da ekleyebilirsiniz. Kaşar veya parmesan peyniri de çok yakışıyor. İkisinden birini kullanabilirsiniz. Ben üstüne kullanacağım. patatesi sürdükten sonra ikinci lavaşı üzerine koydum. Ve tavama ee, birazcık sıvı yağ ekledim şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ eklemeniz yeterli olacak ve her tarafına sürüyorum ocağın altını açıyorum orta harla ateşte pişireceğiz ya her tarafa tavanın her tarafına sürdükten sonra lavaşımı da içine koydum biraz bastırıyorum kenarları çok fazla e, havaya kalkmaması için açılmaması için hafif hafif bastırarak kenarlarını pişiriyoruz Bu patatesli pizzamız biraz pişene kadar biz hemen diğerini hazırlıyoruz. Aynı şekilde bir tane lavaşımı alıyorum. Üzerine patatesi sürüyorum. Bu hem börek tadında hem de pizza tadında çok lezzetli oluyor. Böyle çok yumuşak olmuyor. Biraz çıtır oluyor arkadaşlar. Bunu sıcak sıcak yiyeceksiniz. Tavadan çıkarı çıkarmaz. Hemen yemeniz gerekiyor. İkincisini de koyduktan sonra hemen tekrar ocağın başına geçiyorum pişen tarafı çeviriyorum ara ara çeviriyorum her iki tarafını eşit bir şekilde pişiriyorum önceden hazırlanmış iç harcınız varsa akşamdan hazırlayabilirsiniz bir gün önceden veya börekleriniz için hazırlanmış olduğunuz ve artan patateslerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz her iki tarafı iyice kızardıktan sonra kızarmış kısmına Kaşar peyniri ekliyorum. Kaşar peyniri ekledikten sonra dilediğiniz kadar çok veya az koyabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Birazcık kaşarlar eridikten sonra tavadan çıkarıyorum. İsterseniz bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Ben biraz sucuk da koyuyorum tam pizza görüntüsü alsın diye. Tavaya yeteri miktarda sucukları dizdikten sonra üzerine Hazırladığımız böreğimizi koyuyoruz. Ee, o şekilde biraz sucukların pişmesini ve kaşarın da biraz daha kızarmasını sağlıyoruz. Piştikten sonra ters çeviriyoruz tabağı ters çeviriyoruz ve bu şekilde kolaylıkla çıkıyor tabaktan. Hemen ikincisine yağ koymuyorum çünkü orada zaten yağ var tabağımızda. İkinci e, Pizzamızı da koyduktan sonra iyice bastırıyorum. Ve aynı şekilde yapıyorum ve aynı şekilde kaşarını ve sucuğunu koyduktan sonra ters çevirdim ve bu şekilde servise hazır bu şekilde dilediğiniz kadar çok yapabilirsiniz böyle kaşarı eriyip akmıyor arkadaşlar çünkü bunu kaşarı kızardığı için diğer pizzalardan farkı bunun kaşarının akmaması yani uzamaması arkadaşlar şöyle kıvamını da göstereyim size buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı zil bildirimi açmayı videolarımı Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah.